dilimize çevrilmiş haliyle elektronik sayısal entegreli hesaplayıcı olarak tanımlanan ENIAC, ilk elektronik veri işleme kapasiteli bilgisayardır. En dikkat çekici yanlarından bir tanesi boyutlarıdır. 30 ton ağırlığında ve 176 metrekarelik bir alanı kaplayacak büyüklükteydi. Bugünün bilgisayar boyutlarını düşünürsek 74 yıllık bir dönüşüm sürecinin oldukça hızlı olduğunu söyleyebiliriz. ENIAC, o zamanı dek kullanılan hesap makinelerinden 1000 kat daha hızlı işlem yapabiliyordu. Bir sayının görüntüsünü ayırabiliyor, eşitlikleri karşılaştırabiliyor, 4 işlem ve karekök hesaplamaları yapabiliyordu. Geçici hafızasında yaklaşık 300 salt okunur veriyi saklayabiliyordu. Bu dev bilgisayarın hesaplama yapabilmesi için kablolar aracılığıyla manuel programlama yapılması gerekiyordu. Bu işlem bazen günlerce sürebiliyordu. Kullanılan yaklaşık 18 bin ampulün ortalama 8 dakikada bir tanesi yüksek ısı sebebiyle yanıyordu. Bu da dev bilgisayarın kesintisiz olarak 8 dakika çalışabilmesi anlamına geliyordu. Tüm bu meşakkatli süreçler yine de insan eliyle yapılacak hesaplamalardan çok daha hızlı sonuçlar verdiği için o döneme göre en iyi teknolojiydi. ENIAC 2. Dünya Savaşı için hazırlansa da savaşın sona ermesiyle kullanım amacı açısından başka bir boyut kazandı. Bu durum bir bilgisayarın her yerde ve genel kullanım olarak işe yararlılığını ortaya koyan bilgisayar sistemlerinin daha geniş bir kullanım alanı için geliştirilmesine olanak sağladı. ENIAC ilk dijital bilgisayar olarak pek çok alanda kullanılmış ve zorlu çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar yeni bilgisayar modellerini beraberinde getirmiştir. 1955 yılında artık yerini daha iyilerine bırakmak üzere fiş çekilerek kapatılmıştır.